Efendim yeniden sizlerle birlikteyiz Zero TV ekranlarında. 3G bağlantılarımız devam edebilir. Sayın Akıncı, Sayın Siber görüşmesi başladı şu dakikalarda. Görüşme sonunda eğer bir açıklama olacaksa oraya döneceğiz ama bizim şimdi stüdyo konuğumuz az önce de anons ettiğimiz gibi Toplumcu Demokrasi Partisi'nin Girne Milletvekili sevgili Zeki Çeler. Zeki hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bu siyasete bir girdin, pir girdin. Darma duman ettin. Bir kere sen ya girdiğinden beri bu ülkede seçim hiç eksik olmadı. İki tane yerel seçim. Benim de suçum İki var. Tane cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Neredeyse 5 kez 6 kez oy vermiş olacağız. Benim de suçum var. Ben miyim yine neden? Yüksek Senin seçim kurulu başkanı. Senin bu seçimler acaba bu kadar çalışasın diye? Yok yok hoş bulduk. Ya kısmet böyleydi herhalde. Bize de ya ilk defa ben mi girdim meclise? 50 kişinin yarısı neredeyse yenidir onlara da. Ama meclise bir renk kattın kesin. Bunu herkes söylüyor. Yok ki burada yürürür diye. Biz Zeki ile görüşüyoruz, telefonda konuşuyoruz. Başka yerlerden diyoruz. Bunu herkes söylüyor ve tabii bir milletvekili için herhalde öncelikli olarak kendi bölgesinde desteklediği adayın birinci gelmesi. Oradan başlayalım. Sayın Akıncı en yüksek oylardan bir tanesini Girne'de aldı. Sen de Girne'nin bir milletvekilisin. Gerçi Güzelyurt'ta hiç milletvekiliniz yok. Güzelyurt'ta da birinci çıktınız. İskele'de de bir miktar oy aldınız. Ama Gazi Mağusa'da milletvekili var. Lefkoşa'da milletvekili var. Lefkoşa'da birinci geldi. Lefkoşa'da da birinci evet. geldi ama Girne'deki birincilik biraz daha farklı. Çünkü 10 tane milletvekili var. 9 tanesi senin dışında, sen bir tanesin ve o 9 milletvekilinin önünde senin desteklediğin aday birinci geldi. Yani ben ilk başta söyleyeyim, bunu katiyen ne partime ne kendime mal etmem. Tabii kendi çevremdeki insanlarla görüşüp konuştuğumda evet bir etkimiz olabilir ama bütün Girne'nin de Sayın Akıncı'ya oy vermesi benim yüzümden değildir, onu açıkça söyleyeyim. Mal etmedim edecek de değilim. Tabii kendi köyümde özellikle kendi sandığımdan da fark atarak Sayın Akıncı'nın birinci olması ayrı bir benim için de bir onur gururdur. Ama genel anlamda baktığımızda Sayın Akıncı'yı zaten seçime girmesi bak, için ikna edenler tamam, vardı. Yani alçak gönüllü anlarım ama şimdi ben sandık bazda da baktım. Önümüzdeki günlerde şimdi çok yoğun bir haber bombardımanı var. Yani her şeyi her dakika yapamıyoruz. Mesela ben aldım bazı milletvekillerini kendi sandıklarında bile kendi destekleyen adaylar çıkmadı. Örneğin bir İskele bölgesinden bir milletvekili, ismini zikretmeyelim ama yazacağım bunları göreceksiniz. Ufak bir köyde, kendi köyü ufak bir köy. O köyde bile desteklediği aday ikinci, üçüncü çıktı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı yani destek bu destek? Cumhurbaşkanlığı seçimi belediye başkanlığı veya muhtarlıkla aslında kıyaslanabilir. Yani belediye başkanı seçerken biz Harmancı'nın da Lefkoşa'da aldığı oyu hiçbir zaman kendimize mal etmedik. Halen daha da bak şu an bile bunu söylerken mütevazilikten de değil. Biz biliyoruz neyin ne olduğunu. O oranımızın o dönemlerde ne olduğunu da farkındaydık. Yani Harmancı kazandığında yaklaşık %40'lık bir oy aldı. TDP %40 mı Lefkoşa'da? O yüzden Girne'de de Sayın Akıncı'nın aldığı oy ne benim ne partimin ne de başka birinin. Halkın oyuydu aslında o belediye başkanlığı, tamam muhtarlık ama, yani bunları kanalize etmeyi soralım. Yani şimdi bu ülkede bir kısma alıştık. Etki olabilir. Biz bu ülkede alıştık. İlçe başkanı olacak. Örgüt başkanı olacak, sandıklarda o partinin adamları olacak, okullarda o partinin adamları karşılayacak. Örneğin Güzelyurt, 84 sandık var, öğrendim ben. Akıncı'nın 8 tane adamı varmış 84 sandıkta. Doğrudur. Lefke'den ta burada Şahinler'e, ne bileyim Gaziköy'e kadar uzanan o coğrafya içerisinde, o büyük coğrafya içerisinde, Akdeniz falan filan, 8 tane adamı varmış 84 sandıkta. Hani örgüt başkanı? Ben açıkçası kusura bakmasın, darılmasın. Mesela güzel ilçe başkanı kimdir bilmem. Şimdi bak burada bir şeyi hatırlatayım sana. Hani örgütler, hani ilçeler? Alihan bak, şimdi bunu unutma. Akıncı TDP'nin adayı değildi. Akıncı bağımsız cumhurbaşkanı ama adayıydı. Ama TDP destekledi. Destek verdi. Elimizde olan bütün imkanları da sunduk. Akıncı'nın etrafında o sen ilk başta evet o oturup sabahtan akşama kadar olanlarda çok sayı insanımız yoktu. Ama esasında sayım esnasında daha çok içeriye girdi bizim arkadaşlarımız. Hemen hemen her noktada belli başlı eksikliklere rağmen vardı ama tam sandık gözlemcisi değil sandık temsilcisiydi senin söylediğin 8 tane. Ama sandık gözlemcilerimiz sayımlar başladığı anda içeriye girdi.
Ha, Sayın Akıncı'nın TDP değildir tek başına veya BKP kendini destekleyen halkın desteği vardı. Zaten söylediğimizde bir söylem vardı. Gönüllüyüz. Akıncı gönüllüleri. Yani görev alan birçok insan ben hiç demedim diyecekler değilim, tekrar söylerim. Hepsi TDP'li değildi ki, bu diğer sandıklarda da görev alan veya bu seçimlerde de görev alacak olan. Bak şimdi CHP'de destekliyor Sayın Akıncı'yı. E şimdi böyle bir şey mi? Hayır. Gönüllü olduk. İlk turda herkesin bir sempatisi vardı, inancı vardı Sayın Akıncı'ya karşı. Zaten Sayın Akıncı'nın aday olmasını ikna eden halkı da aslında Sayın Akıncı'yla birlikte bu seçimleri yürütenler. Biz de sadece tuzunu, biberini katmaya çalıştık. Evet, şahsımızın etrafımızda bulunan insanları ikna etme hususunda belki yardımcı olabildik. Bize inanan, güvenen insanlar desteklediğimiz için onlar da bizim yanımıza yürümeyi tercih etmiştir ama gerçek anlamda alınan oy Sayın Akıncı'nın kendi şahsiyetineydi. Yani burada tekrar söylerim, Akıncı gönüllüleri demedi boşuna, Akıncı örgütleri. Peki, bununla beraber şey konuşuldu yani. Mesela Sayın Özer Sayın da yoktu. Onun da 8 taneymiş Güzelurt'ta mesela baktığımızda. O da ciddi bir oy aldı. Neredeyse aynı şekilde onun da. Aynı şekilde onun da. Demek ki artık siyasette bir şey mi değişiyor? Değişiyor yani, tabii ki. Örneğin işte senin girdiğin seçimleri konuşalım. Orada da mesela herkes işte UBP, CTP, DP diyordu. Bir tek ben galiba yazmıştım TDP'den yeniden bir çıkar diye. Evet. Çünkü senin çalışmanı gördüm. Farklı bir çalışma yolu izledim. Birebir insanlara gittin, köylere gittin, kapı kapı gezdin. Çok farklı bir çalışma. O dönem meclisin yarısı yenilendi. Sonra Lefkuşa'da genç bir arkadaşın, bizim jenerasyon, sevgili Mehmet belediye başkanı oldu. Ve şimdi Sayın Akıncı aynı çalışma metodu, aynı sistemle ikinci tura kaldı. Yani bu kadar şey tesadüf değil. Belki de Kıbrıs Türk toplumunun seçim alışkanlıkları mı değişiyor? Siyasete bakış açısı mı değişiyor? Yani bir miting oldu mesela, sizin yaptığınız miting. Hemen saydık işte, artık orada bir 1700 falan var. Başka bir parti miting yaptı. Aa, orada 2000 kişi var, demek ki bu boş falan dedik. Öyle değilmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Demek ki siyaset anlayışı değişiyor. Kesinlikle değişiyor. Bir kısım insanın, bu arada az önce söylediğin şey de doğruydu. Özer Sayın'da etrafında kendine destek çıkanlar da parti değildi. Onun etrafındakılar onun gönüllüleriydi. Örgüt başkanı yok, ilçe başkanı yok. Tabii ki yok. Onun da etrafındakılar onun gönüllüleriydi. Ha, belki başka partilerden daha önceleri kırıldığı için kopup da hiçbir partiyle bağ olmayıp da kendini destekleyen arkadaşlar da vardı. Onlar da iyi bir çalışma yaptılar ve yani meyvesini aldılar. Aldıkları oy oranı hiç de küçümsenecek bir oran değil. 4 tane güçlü aday olduğunu gösterdi ve kendinin de bugün yaptığı açıklamadaki gibi de bağımsız olduğunuzda da bir yere varabileceğinin hususunu Kıbrıs Türk toplumuna duyurdular. Ben buradan kendilerini dün de kutladım bir programda. Buradan da kutlamak isterim. Tabii kimlerden geldi destek, kim yaptı, onlara hiç girmeye gerek yok. Sonuçta bu sonucu elde edebildiler mi? Edebildiler. O yüzden takdir etmek gerektiğine inanırım. Ha, diğer konuda, şimdi halkın nabzını tutmak gerekir. Halk aslında neyi ister? Halk artık konvoyları görmek ister mi? Halk gerçekten miting ister mi, istemez mi? Halk bizi sokaklarda, roundabout'larda bayrak sallarken görüp görmek istemediği hususları bence insanların söylemlerine bakarak hareket edilmesi gereken seçim propagandalarıdır. Ha, bunun dışında ben hep söylerim, kimse unutmasın. Sevgili Aylihan, 97 doğumlu çocuklar, arkadaşlarımız, ne çocuğu, gençler oy kullanıyorlar artık. Ve bu gençlerin bu ülkede bir gelecek ihtiyaçları vardır. Ben geçenlerde de söyledim. Bu köy gezilerine gittiğimiz andan itibaren, özellikle sevgili Mehmet Harmancı'yla da birlikte birkaç yere uğradık. Ve sırf biz gidip kahvehanede oturalım diye değil, onlar bizi aradı diye. Gençler bizimle temas kuruyor. Abi de yollar izlerik, görürük sizi, isterik konuşalım. Lütfen bizim köyümüze de uğrar mısınız? Ve bu seçimler bir bahane oldu bize. Ve birçok noktaya uğradık. Dipkarpaz'a kadar gitmeyeyim oldu sevgili Alihan. Oradaki gençlerle de konuştuk. Ve fark ettiğim bir şey var. Dipkarpaz'daki gencin de sıkıntısı neyse, Lefke'dekinin de aynı sıkıntısı vardır. Elye'de de öyledir. Girne'de de vardır. Mausa'da da vardır. Lefkoşa'daki genç de aynı sıkıntıyı yaşar. Ve bugüne kadar ki siyasilerimiz, hükümet edenler özellikle, maalesef gençlere gereken önemi vermedi. Hep böyle aynı konular üzerinde döndük dolaştık yuvarlandık. Ve bu andan sonra artık hepimizin silkelenip bu ülkedeki geleceğin gençlere ait olduğunun farkına varıp bütün yapacağımız, hangi parti isterse olsun, hangi hükümet isterse olsun,
Şu anki hükümet daha, ondan sonra ne olacak olan da başka bir dönemdeki seçilecek olan arkadaşlarımız da. Bence artık geleceğe yönelik sadece sözde değil, özde de bu hareketleri yapmamız gerekiyor. Sen yapıyordun. Çünkü bunlara gittin, Ankara'da öğrencilerle buluştun. Oradan Londra'ya gittin, öğrencilerle buluştun. Tamam işte. Bunları mecliste gündeme getirdin. Burs konularını gündeme getirdin. Şeyi merak ettim. Yani bu gençler hakikaten demek ki yani şey de değişiyor. Ülkenin nüfus yapısı da değişiyor. Gençleşiyor. Evet, evet. Yeni bir nesil. Mesela bunlar artık dediğin gibi mitinglerden hoşlanmıyorlar. Veya gidip işte çemberde bayrak sallayan tiplerden. Televizyonda görmek ister. Sosyal medyadan yorum okumak ister. Kaç takipçin var sosyal medyada? Benim Facebook'ta 5000 arkadaşım doldu. Böyle bir 1000 kişi de bekler birileri atılsın ya da beni atsınlar arkadaşlıktan ki alayım diye. Ve hep herkese takipçim mesaj. Takipçim de artıyor tabii. Twitter'ı yeni açtım. Ben o yüzden orada takipçim yok ama zaten bir o kadar da şey Facebook takipçim vardır ekstradan. Yani şimdi 5000 kişi bekliyor. 1000 kişi orada, 1000 kişi de o yanda olsa 8-9 bin kişi. Hani İnönü Meydanı'ndaki mitinge baktığımızda bunun 3'te 1'i kadar kalıyor. Yani öyle hesaplamamakla gerekiyor. Ama öyle işte hesap bu. Demek ki orası... Hep sevenle sokuyor. Sen beni sevmem. Babık sen de Facebook arkadaşımız. Sen de gelmem İnönü Meydanı'na. Görüşler farklı olabilir. Yani arkadaş olmamızı engelleyen bir şey olamaz. Yani o yüzden bir aile partiden de arkadaşıma bütün milletvekilleriyle sosyal medyadan da arkadaşız. Yazışıyoruz da. Yani iş buraya dönüyor. Yani evet dönüyor. İnönü Meydanı'nda miting yapacağına Facebook'ta miting yap daha iyi. Yani iyi bir video hazırlayıp burada paylaşmak daha etkili olur. Gerçi benim askerlik videom pek etkili olmamış gibi görünse de aslında etkili olduğunu son 3 gündür öğrendim. İnanılmaz o konuda da arkadaşlardan büyük destek geldi. Bu yeni bir metot değil mi? Yani şimdi hani tamam Akıncı işte konuşuyordu onları ama şeyi merak ediyorum. Yani bu yeni nesil, yeni siyaset, yeni vizyon artık işte önünde... Değişim istiyor. Değişim. Abi. Çünkü sen önündeki o iPad'i kullanırken bizi izleyen genç arkadaşların büyük bir çoğunluğun elinde de ya akıllı telefon var ya iPad var veya yayını oradan takip edebiliyorlar. Bak benim, soru geliyorlar, cevap atıyorlar. Evet, benim nenem bile der ya, o şeylerden alın bana da der ki parmağınızı sürtersiniz de resimler dönüyor. Parmağınızı. Ne kadar güzel. Yani teknoloji de çok gelişti. Gençler dediğim gibi umursanmadıklarını düşünüyorlar aslında. Hepimizin hatası var. Bizden önceki siyasilerin hataları vardır. Bunu öngörmek gerekir. Ve seçimlerde umursuz olan da var. Kendilerini umursamadıkları için onlar da bizleri umursamamayı seçiyorlar ama aslında baktığında sadece bir yerden dokunsanız, bir yerde oturup dinlemeye başlasanız, siz bunu onlara gösterseniz, o saygıyı gösterseniz, gençler inanılmaz derecede her konuda bilgilidir. Yani bizi hatırlarsan bu referandum dönemlerinde ben üniversiteye 2. sınıfıydım, 3. sınıfıydım o zaman hiç unutmam. Hep bizi sokaklarda mitinglere, meydanlara döküldüğümüzde veya kameralardan bizlere mikrofon uzatılana kadar bizi millet kafelerde, diskolarda, barlarda ana baba parasıyla yiyip içen, eğlenen, hiçbir şeyden umru olmayan, ülkesinin ve kendinin geleceğini düşünmeyen gençler diye görürlerdi. Ama ne zaman ki anlam planı çıktı ve halk konuşmaya başladı ve aslında Kıbrıslı Türk gençliği o dönem yaşadıkları sıkıntıları hep bilip görüp içine attıklarını dışarıya vurdular. Ve benim hiç unutmam bir spiker arkadaşımızın, şimdi hala daha devam eder programlarına, ben de dedi Kıbrıs Türk gençliğini hep böyle zannederdim ama Kıbrıs Türk gençliği hiç uyumamış bugüne kadar. Kıbrıs Türk gençliği hep bunları bilerek, görerek, susarak devam etti ama belli ki bu çocuklar artık dayanamadılar ve kendilerini dışarı attılar dedi. Ve o bir dönemde susturuldu. Susturulmadı ama yani umutsuzluğa düşüldü. Rumların anlam planına hayır demesiyle birlikte hiçbir şey değişmeyeceği noktasına bir daha geri dönüldü. Şimdi bu son geçtiğimiz haftada ve cumartesi pazar gününden itibaren sandığın açılmasıyla da bir anda bu yeniden canlandı. Ben bazen etrafımdaki gençlere konuşurken ama usandıracak çocukları da bir oy da vereceklerse bize vermeyecekler derim bazen. Ama bir baktım birkaç gündür İnanılmaz derecede çocuklar, yani çocuk derken kimse yanlış anlamasın. Arkadaşlar. Biz artık büyüdük. Arkadaşlar yanıma geldiklerinde abi ne olacak? Tamam mı ya? Nedir bu düşünce? Ben gitmediğim ama gideceğim ya bu defa diyen var. Yani bunlar gerçekten bizim de aslında bir yerde doğru yaptığımızı gösterir ve hata yapmamızı engel olacak düşünceleri yaradılar. Ben umarım ki hükümet olan arkadaşlar da
yapacağımız bir sonraki değerlendirmelerde, kendi iç değerlendirmelerinde ve meclisi ki bundan sonraki güncel konuşmalarımızda hep aynı şeyleri durarak tekrarlama yerine diye bir vekil, geriye kalan 49 vekili lütfen artık uyaralım. Dinlerken veya konuşacağı zaman anlaşılacak, dinlenecek konuları konuşalım aslında. Ki sokaktaki vatandaş da gençler de daha çok dikkat etsin ve söylemesi gereken noktada herhangi bir söyleyeceği varsa da bize gönül rahatlığıyla gelip söylesin. İşte bunlardır aslında seçim sonuçlarını değiştiren ve sosyal medyayı en iyi kullanan birileriyiz bizler. Sayın Akıncı'nın propaganda ekibi de. Belirtmedim başından beri. Yani evet, bütün gönüllüleri de. En güzel sosyal medyada yazdık da en güzel sosyal medyayı kullanan ekiplerden biriydiniz. Ciddi bir şekilde sosyal medya üzerinden insanlara ulaştınız ama bunun başarılı olduğunu seçim sonuçları zaten ortaya koyuyor. Evet. Yeni bir siyaset, yeni vizyon. Şimdi genç arkadaşlar senin bu çıkışlarından, mecliste yaptığın bu görüşmelerden, elde ettiğin sonuçlardan babalarının, nenelerinin 40 yıldır desteklediği adaylara oy vermek yere senin de aynı siyasi çizgide paralelde oy vermek de istiyor. Ve bir şekilde bunlar da gördüğümüz kadarıyla sandığa da yansıyor. Nasıl değerlendirirsin bunu? Yani babası, ailesi yıllardır bir partiye üye, belki örgüt başkanı, belki ama çocuk Türkiye'de okumuş veya başka bir yerde okumuş veya burada okumuş. Bu etkileşimleri görüyor, bu sosyal medyada paylaşılanları görüyor ve gidiyor oyunu veriyor. Çünkü o sandıkta bir kendi vardır, bir eli, bir de elindeki mühürü vardır. Ben hep kendimden de söyledim. Benim ailem de eskiden farklı bir partinin üyesiydi. Durmadan da peşlerinde hırslı bir şekilde koşarlardı ama ben üniversiteye gittiğim zaman hiçbir zaman da ailemin verdiği partiye oy vermediydim. Gönül rahatlığı da bunu hiç gayet açık söylerim, hiç çekinmedim. Ve ben üniversiteye gittiğimde benim görüşlerim değişmeye başladı. Özellikle ben ilk yurt dışımı 95 yılında folklorla yaptıydım. İstanbul'a gittik, Edirne'ye. İlk uçağı o zaman bindiydim ben. İlk yurt dışım İngiltere olduğunda bir baktım, evet onlar da arabayı soldan sürer ama inanılmaz bir sistem var. Posta inanılmaz çalışır. İnternetleri, televizyonları, telefonları, her şey farklı bir sistem. İnanılmaz bir saygı, inanılmaz bir düzen, insana sevgi, insan hakları ortada. Niçin benim ülkemde de bu olmadı? Yani 40 yıldır bir devlet kurdular. Ama bu devleti kuranların bunu bu raddeye getirememelerinin sebebi nedir diye kendi kendimi sorgulamaya başladığımda bir dönüp baktım ki çocukluğumdan beri ve halen daha aynı sümalar görev başındalar. Ve aynı şeyler tartışılıyor. Ve aynı şeyler tartışılıyor. Mesela sen mecliste geldin. Söyledim de bunu. Mecliste geldin, bir helikopter getirdin. Aa çocuk oyuncağıyla geldi diye. Yani meclisi kreşe çevirdi dediler. Kreşe çevirdi dediler. Sonra baktık geçen hafta başbakan açıklama yapmış, helikopter alacağız diye. Yani en azından yarada bildiyse bir sinerjideyim. Ne mutlu bize. Şimdi yaz geliyor, önümüz yaz. Girdim girelim. Helikopter şart. İnşallah. Yani şu anda kiralanmış olması lazımdı. Çünkü en iyi ekonomik olarak maddi sıkıntı getirmeyeceği dönem şimdiki dönemden itibaren kiralanıp yaz sonuna kadar tutulmasıdır. Hatta Türkiye'de bu dönemlerde kiralar. Bizim talebimiz, bizim önerimiz kendilerine şu dönemde Türkiye'nin kiralayacaklarına bir tane ekstra eklesinler filosuna. O da buraya konuşlandırılsın diyeydi. Tabii bunlar ayrı konulardır. Devam edeyim ben dediğimi az önceki konuma unutmadan. Ben mecliste de söyledim. Yani dedim utanırım çıkarım buradan. Doğdum büyüdüm izlerken hep meclisi tarımdan çiftçiler ödendi mi? Portakal, cinar enciyeciler ödendi mi? Hayvancılar ödendi mi? Süt üreticileri ödendi mi? Ödenmedi mi? Bunun kavgalarını yaşadık. Yani bunlar halen daha devam ediyorsa sistemde çok büyük bir hata vardır. Veya yön edenlerde çok büyük hatalar vardır ki halen daha buraya geldi. Değişmek istiyoruz dedik. Değiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz dedik. Yani bunun hep farkındayım. Aileleri gençlerin etkileyebildiği noktada ben kendi ailemi etkileyebildiğime inanıyorum. Denemenin farklı partilere de oy verip onların da veya farklı adaylara da oy verip onlara da bir şans verip bir dönem görev yapmalarına fırsat tanımak ve denemek en doğal ve en doğru yapılması gerekendir. Beğeniyorsanız devam ettirirsiniz, beğenmezseniz değiştirirsiniz. Her şey sizin elinizdedir. Zaten kaybettik bu kadar yıldır. Şöyle bir noktayı söyleyeyim. Mesela hiç unutmayacağım referandum döneminde anneannemi, hep de genelde nenemden de bahsederim ama çok hoşuma gider örnekleri, konuşma tarzı, o da, hareketleri, davranışlarına hastayım.
Allah uzun ömür versin, iyilikler versin gene. İzlersen şimdi bizi gene söyleyecek. Gel Membe göreyim, seni de televizyonlardan seyrederek diye kızacak. Şimdi sandığa gittiğinde o dönemlerde çok büyük kızışma. İşte girecek. Münis'e bak, yalnız gireceğin yok dedi. Aa, çocuk aradan biri girsin benim inan. Yok dediler. Senin elin ayağın tutar. Onlar girsin. Girmesin, yalnız gir. Ne var dedi kendine. Sen zaten ki ben de yalnız girsem, beraber de girsem çocuklarından, torunlarımdan başka rey vereceğim. A kızım dedi, bizden geçti artık. Artık bu çocuklarındır. Madem ki bunlar isterler dedi, böyle olsun, bunlara uyacak dedi. Biz dedi çektik, bunlar çekmesin. Yani aynı, niye nereye kadar acısın dedi yine. Ver buna mühürü. Aldı ve girdi içeri yalnız, vurdu ve çıkarken de göstererek attı. Nene yapma da yakacaksın onu dedik. Attı o dönem. Şimdi de aynısını yapar. Girdiğinde sandığa içeriden şimdi daha az görür gözleri. Müsaade daha derler, izni vardır diye girer annem. Annem de sorar, anne hangisine vereyim der kendine. Zekici kimi söylediyse ona ver ha. Yani bu değişimi yaşlılar artık bir şey beklemiyor. Peki. Bu gençler için iyi bir gelecek tamam, istiyor. Yani senin bu söylediklerin işte bu yaptıkları falan bir umut verdi. Ama gel gelelim ki ülkede 2 yıldır, 1,5 yıldır devam eden de bir hükümet var. O hükümetin büyük ortağı şu anda tamam CTP destek veriyor Akıncı falan ama CTP'nin ağırlıklı olduğu bir hükümet var. CTP'nin yarısından çoğu yenilendi. Ama o yeni arkadaşların senin kadar aktif olamadıklarını veya değişim noktasında bir şey yapamadıklarını gördük. Oradan bir kırgınlık oldu farkındaysan. Yani bunu yaşadık. Bunu da şimdi hani seçim üstü hani konuşmamak isteyebilirsin anlarım. Yok. Olmasınlar diye ama yani o arkadaşlar bir şey değiştiremediler. Şimdi, ben bir şey görmedim yani sen gördün mü bilmem meclisin içindesin ama hiçbir şey değişmedi. Aksine daha aşağı bile gitti. Şimdi şöyle söyleyeyim. Değişmemiş olabilir. Az önce dediğin gibi kırılmasınlar diye de değil ama şu anda değişiyorlar mı? Şu anda kendi içlerinde bir yenilenme veya yapılan yanlışların doğruya çekilmesi ve partinin artık kenetlenip, güçlenip daha iyi bir duruma, eski hallerine ya da eski mücadelelerini doğru yapmaları hususunda var mı bir kıpırdanma parti içerisinde? Pazar gününe itibaren değil, daha öncesinden itibaren başlamış bir şey vardı. Bu da benim ne yararıma, ne zararımadır, ne de senin. Bu yapılan UBP de aynısını yapmak zorunda kalacak ya ve yapmaya başlamıştır da kendi belediye başkanlarının farklı bir partiyi desteklemiş olmaları veya sandığa gitmemiş olmaları. Bu aslında hükümetteki hatalarından falan hiç bunları da geç. Kendilerini aslında toparlamak için bir hareket gerekiyordu, bir sinerji gerekiyordu. Bu seçim sonuçları da bunu getirdi. Önümüzdeki haftada getirecektir. Yani kimse yıkılma, kırılma noktasında değil. Herkes artık daha iyiyi bulabilme çabasında olacaktır. Ve bu da kime yarayacak sevgili Alihan? Topluma yarayacak. Demek ki yani bir yerde hata yapıldı. Bu noktada mesela Sayın Çakıcı'yı ben takdir ederim. Evet dedi istifa ki, etti. Ben dedi arttıramadım dedi istifa etti. Bugün bak pazar günü seçim oldu bu ülkede. 2 gün geçti üstüne. Oylar ortada. Partilerin bir yıl önce aldığı oylar ortada. Daha bir iki tane örgüt başkanı ben istifa ederim falan filan dedi. İşte Lefkoşa'da sevgili Mutlu Azgın. CTP ilçe başkanı istifa edeceği söylendi ama henüz bir şey görmedim. Ama seçim bak seçim daha bitmedi o kanat için. Demek ki onlar için daha seçim bitmedi. Ve açıkladılar seçimimiz daha bitmedi. Bir tur daha vardır. Ve destekleyecekleri bir aday olduğu için bunlara durup tartışma kavga etme yerine. İstifa etmesi desteği düşürür mü? Yok düşürmez. Yani düşürmez ama. Mesela Mutlu istifa etseydi dün. Bugün Mutlu'nun istifa etmesi... Örgütlerin toplanması gerekecek şimdi. Örgütleri yönlendirmeleri gerekecek. Tamam yani o zaman gene istifa edebilir. Yani bir hafta daha beklemek bir şey değiştirmez ne onlar açısından ne bizim açımızdan. Açık söyleyeyim ben Sayın Akıncı birinci turdan kazanmış da olsaydı katiyen ve katiyen bir hafta da sormayacağını yani neden istifa etmedi. Şunu merak ediyorum. Mesela bugün 2 açıklamayı da gördüm Sayın CTP'nin ve Sayın Şeyh'in. İşte CTP karar aldı. Topyekün Akıncı'yı destekleyeceğiz. CTP zaten topyekün hareket edebilseydi Sibel Sibel'i bir yere getirirdi. Öyle, öyle. Yani Sayın Özer Sayın'a neredeyse aynı oya aldı. Kafa kafaya çıktılar. Yani demek ki hakim değil zaten partisine. Demek ki desteklediği kişi hakim değil. Hakim olup olmadığı değil. İnsanların kime oy vermek isteyip istemediği söz konusu. Yani UBP şimdi 2 gündür sokakta mı?
Yok. UBP ne yaptı? İki gündür en fazla uğraşması gereken onlar kan. Çünkü esas devleti, egemenliği, ulusu koruyacak. Yani neyse. O gene fasafisolar hep aynı şeyleriyle yaymaya çalışmadan başka bir şey yapmadılar. Bir de Facebook'ta bizi birbirimize düşürmeye çalışmaktan başka bir şey yapmadılar. Kaç gündür onun dışına çıksınlar gitsinler. O kadar önemliyse bölgelerini, örgütlerini geçsinler. Gördük mü yok. Kulağımıza çok rahat gelir ha. Anında ding UBP'liler bu mahalledir ha. Diye gelir haberimiz olur. Yapmıyorlar. Onlardır esas bırakan, o zaman onlara da soracaksınız bırakıp bırakmadığını. Şimdi bana benim partimi, benim desteklediğim adayı sor. CTB'yi, CTB'den bir arkadaş geldiğinde onlara sorabilin. UBP'ye geldiğinde UBP'yi sor. DP'lilere sorabilin. Ama benim gözle görebildiğim bir şey varsa, bu ülkede toplum bir değişim ister. Bu toplum artık değişimden yana olduğu bir tavırı gösterdi. Ve bu değişim partilerin çıkarttığı adaylarla veya bağımsız adaylarla olur olmayacak noktası sandıkta belli olur. Ancak ben inanıyorum ki 19 Nisan bir dönüm noktasıydı bu ülke için. O dönüm noktasından sonra inanılmaz bir kıpırdanma ve insanlar da heyecan başladı artık seçimlere olan o bıkkınlık yerini heyecana bıraktı bu pazar için. Benim herhalde kalbim durabilir. Yok, kalbim heyecanlanırım da çok geçen gece inanılmaz heyecanlandım ama insanlarımıza da bu heyecanı görmek güzel bir şey. Ta ama çocuk şu, yaştan büyüklere şu, kadar. Şunu birazcık konuşalım sevgili Zeki. Tamam güzel, yani bu heyecanlı. İnan senin karşında ben bile heyecanlanıyorum ama şu var. Bu insanlar bir kez daha heyecanlandılar. Bugün Sayın Talat'la Sayın Akıncı'yı yan yana gördük ekranlarda. Sayın Talat bu heyecanı vermişti. Ama 5 sene sonra Sayın Talat giderken heyecan yerlerdeydi. Bu insanlar bir kırılma yaşadı. Bu insanlara bir umut verildi. Umudun ne demek olduğunu bu insanlar aldı. Hepimiz de umudu aldık. Hepimiz o hayal kırıklığını yaşadık. Evet, ve hala da bugün konuşuyoruz. Sayın Talat büyük bir hayal kırıklığı yarattı bizde. Tek şimdi, başına değildi şimdi ama. Şimdi Sayın Akıncı için yine aynı şeyleri söylüyoruz. Yine aynı şeyleri konuşuyoruz. Olmasın. Olmasın ama sonuç böyle olursa ne olacak? Burada bir eksik söylemin var ama. Şimdi o dönem herkese bir referandum sonrası yaşanacaklar vardı. Beklentiler vardı. O beklentilerin karşılanmaması, referandumdan önce söylenenlerin aslında Rumların da sözlerine durmaması, onların da samimiyetlerinin yeteri kadar olmamasından ötürü bu umutsuzluk yaşandı. Bunu bir tek Sayın Talat'a mal edemeyiz. Hiçbir zaman da etmedik zaten. Ancak şimdiki dönemde de şöyle bir fark vardı. Hiçbir zaman Sayın Akıncı ben bunu çözeceğim, ben bu işi bitireceğim, ilk 5 yılda bu iş bitecek dedi mi? Hiçbir zaman demedi. Sayın Akıncı özellikle ve özellikle bunun iki toplumun ihtiyaçlarının ön planda bulundurularak iki toplumun da bunu istemesiyle olabileceğini söyledi. Ve bunu ısrarla da söylüyor. Yani ben geleceğim de bir senede, iki senede oturacağım masaya da hemen referandum yapacağım. Yoktur öyle bir şey. Rumlar da isterse ancak anlaşma olabilir. Biz tek taraflı istediğimizde bu gerçekleşemez. Ama neydi örnek olarak da Sayın Akıncı'nın verdiği, Lefkoşa Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ihtiyaçlar neticesinde aslında Rumların da bizlerle işbirliği yapabileceğini gösterdik. Ve o yüzdendir ki güven artırıcı önlemlerin de aslında kapsamlı çözümler öncesinde gündeme getirilip yaşama konulması iki toplumun da aslında ihtiyaçları neticesinde barışı ve çözümü daha çok istemelerine ve örneklenmesiyle birlikte bunu kabullenmelerine sebep olacağını söylüyor Sayın Akıncı da. Yani Sayın Akıncı şu anda deseydi ben çözüyorum, bitecektir bu iş, ben gelirsem olacak. O zaman bu söylediğinde doğruluk payı vardı. Ama Sayın Akıncı hiç bize o umudu vermedi. Sayın Akıncı'nın bize verdiği en büyük umut ülkede başı dik, benim şahsen en fazla söylediğimde buydu. Bir Kıbrıs Türk genci olarak ülkemde başım dik, onurlu ve boynumu kimseye eğmeden, kimsesinin önünde gereksiz yere ceketimin gömleğini iliklemek zorunda, düğmesini iliklemek zorunda kalmadığım ve lafımı esirgemediğim, beni gerçek anlamda onurlu bir şekilde temsil edecek bir lider istediğim için ben Sayın Akıncı'yı destekliyorum. Ve bu da onda olduğu için şu anda bu şekilde de hem heyecanlı hem içim dolu dolu da bu programdayım. Peki, ve devam edeceğim. Biraz o şeyi açalım. Mesela Maraş konusunu Sayın Akıncı çok dile getiriyor. Şimdi Maraş'ın verilmesi, eski sahiplere dönmesi veya açılması konusu bu seçimlerin de çok hararetli konuşmalarından bir tanesiydi. Şimdi senin konuşmalarını anlıyorum ki yani Rum'la birlikte anlaşılarak bazı şeyler yapılabilecek. Mesela Sayın Akıncı ola ki pazar günü kazandı bu seçimi. Nasıl başlayacak? Nasıl hareket edecek?
Direkt Maraş'ı mı gündeme getirecek? Artık ekibiyle birlikte güven artırıcı. Tabii bir kere tutanaklar, neler yapıldı, neler yapılmadı. Geçmişteki, tabii ki onlar aktarılacak. O aktarımların ardından da Sayın Akıncı gerekirse istişare etmesi gereken kurumlarla istişaresini edecek. Ve ondan sonra bunu masaya götürüp peki, Maraş'a karşılık Erzan'la Mausa limanı. Maraş konusunda Sayın Akıncı'nın bir söyledikleri var kayıtlar altında. Şimdi sen dedin ya diklenme falan filan. Oldu ki diklenme değil dik duruş. Dik duruş. Oldu ki o politikalar Kıbrıs konusunda yıllardır birlikte yürüdüğümüz ana vatanın politikalarıyla ters düştü veya uymadı. O noktaki diklenme biraz halkı tedirgin etmez mi? O noktada bir diklenme yoktur ki. Yani o noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin de aslında bu konudaki düşünceleri, söylemleri var. Türkiye Cumhuriyeti Yunanistan'daki, Türkiye Cumhuriyeti'nden ve Yunanistan'dan, Kuzey Kıbrıs'tan ve Güney Kıbrıs'tan da iş adamları bir araya gelip Maraş'la ilgili konuşmadılar mı? Ekonomiyle ilgili neler yapılabileceği hususunda dörtlü bir masa toplantısı yapmadılar mı? Yaptılar. Demek ki Türkiye de bunu istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne bir liderin, buradaki müzakerecinin, Cumhurbaşkanı'nın, ona oy veren insanların yansıması olarak böyle bir güven artırıcı önlemi şartlarıyla birlikte ortaya koyması ve Türkiye'yi ikna etmesi diyalog yoluyla birinci tercihtir. Burada zaten bir diklenme yoktur ki bir kere Türkiye'de aslında Maraş'ın açılmasını zamanında istedi. 1993 yılında Sayın Erbakan'dı sanırım. Evet, Başbakan evet. İnönü Başbakan Yardımcısıydı. O dönem açılma noktasına geldi. Hatta o dönem Mausa Limanı yoktu ortada. Ercan da yoktu. O dönem bir tek Maraş'ın açılmasına karşılık Lefkoşa Uluslararası Havalimanı'nın şu anda BM gözetiminde olan o çürümüş havalimanının o dönem ortak açılıma, ortak kullanıma açılması söz konusuydu. Yani düşün o dönem daha da basit bir şeye karşılık veriyorlardı Maraş'ı. Verme de değil. Bir ortaklığa giriyorlardı. Bir ortaklığa şimdi Mausa Limanı'nda ticaretin, gümrüksüz ticaretinle önünü açabilmek ve ticaretin, ekonominin daha canlanabilmesine karşılık bir. İkincisi de Ercan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlara açılması hususunda. Ercan Havalimanı'nda inat ederse onlar kendisi, yani ben zannetmiyorum, Anastasiadis'e gidip parti olarak görüştüğümüzde kendisi de aslında halkımı anlatabileceğim bir noktaya gelirse benim için hiçbir sıkıntı değil. Zaten bu uçaklar uçuyorlar. Zaten Adana'ya iniyor, Antalya'ya iniyor, zaten geliyor kesinlikle buraya. Yani Rumlar da kullanıyorlar bizim uçaklarımızı. Onlar da bugün bir zaman daha ucuz olduğu için İngiltere'ye 6 saat olmasına rağmen bizim uçaklarımızda, bizim havalimanımızdan uçuyor. Yani bunu insanlar artık ekonomisine bakar sevgili Alihan. Yani burada gururdur, odur, budur. Bu yavaş peki, yavaş siliniyor. Tüm bunlarla yani beraber müsaadenle. Yani Ercan Havalimanı ve Mausa Limanı'nın eş zamanlı olarak açılması şartıyla Maraş'ın gerçek sahiplerine BM gözetiminde, Birleşmiş Milletler gözetiminde iadesi önce kullanıma verilmesi hiçbir sıkıntı değil. Çünkü zaten bu en az 10-15 yılda alacaktır. Çünkü oranın, bana sorarsan ki müteahhit değilim ama müteahhit arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre belki de tamamen sil baştan yıkılıp yeniden düzenlenmesi gerekecek. Ve o yapılırken bile hem o bölge halkına hem de adanın iki tarafındaki topluma ekonomik, ticari ve iş gücü adında inanılmaz olanaklar sağlayacaktır. Bunu da unutmamak gerekir ve bu işbirliği daha büyük işbirliğinin yapılmasına olanak sağlayacak. Tıpkı yani olup Almanya ile İngiltere veya Fransa gibi. Yani onu olup olmayacağı zaten orada belli olacaktır. Yani eğer olursa çünkü bu tarafa geçerken bir suyu bile almayan bir zihniyet. Eğer orada malzemeyi iç pazardan alır mı almaz mı zaten niyetini çok net bir şekilde yani göstermiş olacak. Kelimesi kelimesine sözleşmelerde yapılacak protokolde, anlaşmada yazılabilir. Onu orada o gün geldiğinde görürüz. Evet. Bugün sosyal medyada, sürenin de sonuna geliyoruz ama bugün sosyal medyada Sayın Akıncı'yı destekleyen çok değişik gruplar var. Sağcılar var, CHP'liler var, eski UBP'liler var, TKP'liler var, BKP'liler var, barakacılar var, bir sürü gruplar var. Son bugün şeyi fark et, yazılmaya çetildi. Belki de bu bir kara propaganda da olabilir. İşte Türkiye'den buraya gelen göçmenlerin işte gönderilecek. Bu konuyla ilgili nedir yahu? Yani çünkü tepkiler oluştu, yazılanlar var, çizilenler var, söylenenler var. Yani hakikaten her seçim döneminde bu insanlar üzerinden bir şeyler yapılmak isteniyor. Bu konuyla ilgili nedir? Ben bütün program boyu bin kere şimdi teşekkür ediyorum sana bu soruyu sorduğun için. Şimdi vereceğim cevapla sakın üstüne alma. Sen bir sunucu olarak sordun bana bu soruyu ama. Buradan ben şunu söyleyeyim en başta. Bir kere bunu en çok dillendiren
aslında bunu en çok yapmak isteyendir. Bunu en çok insanların önüne temcit pilavı gibi sunan, söyleyen, o insanların onuruyla oynayan, o insanların buralara yerleşmesini aslında kabullenmeyenlerdir. Bunu ikide bir de önlerine sunanlar ve onlara yalan söyleyip iki yüzlü davrananlardır aslında. İkide bir de gidip de ya CTP'nin ya TDP'nin başa gelmesi veya BKP'nin başa gelmesiyle veya Akıncı'nın şimdi Cumhurbaşkanı olmasıyla gemilere bindirip yolladacağı arsızlı söylemleriyle bu insanların aklını çelmeye çalışıp bu insanları bu kadar yıldır sömürmeye çalışanlar en çok bunu isteyenlerdir sevgili Alihan. Bunu hiç istemeyenler ve insan haklarından söz eden bizler hiç bunu gündem etmedik, farkında mı? Biz hiç insanlara gidip sizi göndermeyecek ha düşünmeyin böyle bir şey demeyik. Çünkü bizim öyle bir niyetimiz yoktur ki bunu söz konusu edelim. Ne de Sayın Akıncı'nın, ne de CTP'nin, ne de BKP'nin. Yoktur efendim böyle bir şey. Biz, yani diğer partiler içinde konuşuyorum ama arkadaşlarımızdır, görüyoruz, konuşuyoruz ve usandık artık bu antipropagandadan, bu yalan söylemlerle sırf başta kalabilmek veya seçim kazanıp mammayı yiyebilmek için halen daha bu insanları kullanmaya çalışmak. Ben inanmıyorum böyle bir şeyin mümkün olabileceğine ve ben bilmiyorum artık Sayın Özgür Gün bir tweet attı, kendi mi attı yoksa bir fake account muydu? Çünkü o dönüp ben yapmadım da diyebilir. Daha önce mikrofonlar açıkken unutup söylediği sözlerin ardından o çok bilirik onların neler yaptıklarını ama bunu söylediğini çok duyduk köylerde. İnsanlar bize bunu söylediler ama insanlar bize bunu söylerken inandıkları için değil, bunu duydukları için onlardan tiksindiklerinden dolayı onları bize şikayet etti insanlar sevgili Alihan. Bıraksınlar ya artık, yapacaklarını söylesinler. Bizim aklımızın ucunda olmayan şeyi çıkıp da insanlara söyleyerek zannetmesinler ki seçim kazanacaklar. Bu seçimleri bu kadar zaman belki kazanmış olabilirler bir 10 yıl öncesine kadar ama. Bu halk artık neyin ne olduğunu çok iyi farkındadır. Yani belki zamanında biz de kendimizi iyi ifade edemedik diye bu söylemler atmış olabilir, görülmüş olabilir ve bunlar bunu halen daha kullanıyor olabilir ama ben artık inanıyorum ki bu son yaptığımız köy gözlerinin sonra bunlara inanabilecek bir iki kişi de varsa onlar da bu programları hiç izlemeyenlerdir veya başka bir çıkarı vardır diye. Bu insanlar referandumda oy kullandıktan sonra bu insanları kim sökebilir bu topraklardan? Dışarıda yanında gelen bir arkadaşım var. 20 yaşındadır. Yani bunu söylemek, yani bunu örneğini vermek bile beni rencide eder. O duyarsa dışarıda rencide olacak diye değil, beni rencide eder. Çünkü görmüyorum ben, o ailesi başka bir ülkeden göç etti de geldi. Bir yaşında buradaydı. Ya 19 yıldır bu adadadır ama halen daha vatandaş olmadı. Hangi güç sevgili Alihan bu çocukları bu adadan gönderebilir? Ailelerinin ya da nenelerinin, dedelerinin doğup büyüdüğü yerleri bir defa görmemişler bu çocuklar. Bir defa bile gitmemiş çocukları. Bu topraklardan kim sökebilir? Ama bunlar yapabilir. Bunu söyleyenler, size bunu yapacaktır diyenlerdir aslında bunu yapmaya niyetlenenler. Veya bir çırpıda gözünü kırpmadan bir anlaşmayla bunu yapabilecek olanlar aslında kendileridir ama bunu bizim üzerimize atmaya çalışırlar. Bizik aslında bunu en çok savunacak olan. Bizim gibi hem barışı isteyip hem de buraya daha önceden gelip yerleşmiş insanlarımız ki tekrar tekrar özür dilerim bunları, bu kelimeleri kullanmak zorunda olduğum için. Çünkü bu topraklarda doğup büyüyen veya bu topraklara göç edip yıllardan beridir alın terini bu topraklara akıdan hiçbir kimse benim için başkası öteki değildir. Tümü de bu ülkede birer Kıbrıslıdır. Sonuçta bu coğrafyada yaşar. İstediği aksanda konuşabilir, İstediği dine dile tapabilir, istediği partiyi destekleyebilir ama lütfen artık bizi bu sorularla ama yani şeyi de kabul et ya. Bazı arkadaşlar da işte siz sonradan geldiniz. Bu senin son söylediğine katılmayan da çok vardı. Yani sosyal medyada bunları hep görüyoruz. Belli bir kesim var ki hayır diyor, siz bir Kıbrıslı olamazsınız diyor. Sen diyor oradan geldin. 20 sene olmuş olsa bile. Yani öyle bir şey yoktur. Yani benim partimde yaşadığımı söylüyorum. Böyle bir şey bizde yoktur. Ha bireysel bazı sempatizanların veya birilerinin bunu söylüyor olabilmesi mümkündür. Ama bir yetkiliyim şu anda değil mi? Bu ülkede bir temsilciyim. Sadece Girne'nin değil, bütün adanın 50 vekilinden bir tanesiyim. Sevgili Alihan, Toplumcu Demokrasi Partisi'ni temsil ediyorum. Akıncı gönüllüsüyüm ben de. Ve Akıncı'nın adına da gönül rahatlığıyla ben bunu söyleyebilirim. Biz burada alın terini döken kimseyi bir yere gönderecek değiliz. Bizim öyle bir niyetimiz de yoktur. Ha birileri bunu istiyor veya birileri bunu aklından geçirebilir veya ötekileştirebilir. Onların kendi bilecekleridir. Ama yetkili kişiler birazdan bunu söyleyebiliyorsa demek ki yetkili kişilerin vereceği kararlardır doğru. Yetkili kişilerin yapacağı anlaşmalardır söz konusu olan. O yüzden ben umarım artık bu saatten sonra bunu bırakırlar. Toplumumuz, halkımız da bundan vazgeçer.
Ben genç arkadaşlarımızla bir aile, onlar da bunu gördüm. Bu sözlerine çok teşekkür ediyorum. Ben bu teşekkür konuyu da aydınlattım. Akıncı Sibel görüşmesi bitmiş. Şimdi kameraları oraya çeviriyoruz. Zeki Çeler'i uğurluyoruz. Yarın tekrar aynı saatlerde görüşüyoruz. Hoşçakalın. İnsanımız bir sonuç için, yeni bir dönemi başlatmak için kararlarını sandığa yansıtacaklar. Ben bunun yeni bir dönem olacağına ve bir değişim sürecinin başlayacağına inanıyorum. Bu inancımı paylaştım ve Sayın Sibel'in de bu süreçte bu değişimin gerçekleşmesi için gerek bugüne kadar oynadığı rol açısından gerekse bundan sonra oynayacağı rol açısından da emin olduğumu ifade ederek kendisine bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Akıncı'ya bu ziyaretinden dolayı ve kutluyorum. Ve önümüzdeki pazar seçimlerde başarılar diliyorum. Gerçekten de sizin ifade ettiğiniz gibi çok olgun, çok demokratik, düzeyli bir seçim kampanya süreci yaşadık. Ve bu küçük ülkede yaşayan az nüfuslu insanlar olarak en önemli özelliğimizin bu olması gerekiyor. Hiçbir şekilde birbirimize saygımızı yitirmememiz gerekiyor. Bu hem siyasete ve siyasetçiye güven açısından hem kendimize saygı açısından çok önemlidir. Biz her yerde, her ortamda karşılaşabilen insanlarız. Büyük ana karalarda belki siyasetçiler birbirlerine en ağır eleştiriler yapabilirler ama belki de birbirlerini hiçbir sosyal ortamda görmezler. Ama biz o kadar evde yaşıyoruz ki her an yüz yüze geliriz, her an karşılaşırız. O yüzden seviyeyi korumak çok önemlidir. Zaten hep ifade ettiğimiz bir şey vardır. Bütün amaç halka hizmettir. Halka hizmetse ve o makama biz o yüzden giriyorsak, o yüzden talipsek, o zaman amacımızın bu olduğu gerçeğinden hareketle evet eleştirir, evet farklı vizyonu eleştiririz ama bunun düzeyi her zaman önemlidir ve bu düzeyi koruduk. Ve çok teşekkür ediyorum ben de özellikle bütün adaylara. Ve önümüzdeki pazar seçim iki adayımız arasında geçiyor. Bir tanesi de Sayın Akıncı'dır. Ve bu kampanyayı da izlediğimizde biz hep kendisinin de dediği gibi farklı bir bakış açısı. Biz evet güzel bir ülkede yaşayan güzel insanlarız. Daha güzeli hak ediyoruz. Daha demokratik, daha kucaklayıcı, daha olumlu ve çözüm odaklı siyaset. Bunlar en önemli yazımıdır. Ve eğer bunları yaparsak bizim birlikliğimiz ve bütünlüğümüz gerçekleşirse çok daha güzel başarılara imza atacağız. Bölünerek, parça parça insanlarımızı ayırarak ve farklı insanlara farklı mesajlar verilerek bir yere varamıyoruz ve o bütünlüğümüzü sağlayamıyoruz. O yüzden hak, adalet, güven ve çözüm odaklı politikalarla gerek müzakere masasında, gerek yurt içi meselelerde, gerek içteki çalışmalarda bizim hakkıyla temsil edilmek ve bizim bütün sorunlarımıza çözüm odaklı projeler üretebilecek bir anlayışa ihtiyacımız var. Burada yarış kişiler arasında değildir. Burada yarışan vizyondur, burada yarışan zihniyettir. Dolayısıyla bu zihniyeti destekleyen Sayın Akıncı'ya başarılı olmasını diliyorum ve destekliyorum. Çünkü izlediğiniz zaman seçim kampanyasını da, vizyonunu da hep vurguları bu yönde olmuştur. Dolayısıyla bizim de seçim kampanyamız hep bunu ifade etti. O yüzden kutluyorum ve tekrar başarılar diliyorum önümüzdeki pazar seçimlerde. Sağ olun. Ben ama bir soru sorabilir miyim? Aktif siyasette bundan sonra rol almayı yani devam edecek misiniz? Yani partinizde bir adaylıkta sizi uygun bulmasa durumunda aday olmayı düşünüyorsunuz? Aslında şu anda aktif siyasetteyim halihazırda. Meclis başkanı olarak görevimi sürdürüyorum. Meclis başkanlığı görevim sona erince de artık önümüzdeki zaman ne gösterir? Tabii ki onu zamana ve koşullara göre yeniden değerlendireceğiz. Dediğim gibi yani bulunduğum her makamda halka hizmet esassa aslında her makam hizmet aracıdır. Bulunduğumuz her makamda hakkıyla bunu yerine getirirseniz ve bu yönde o sorumluluğunuzu yerine getirmenin huzurunu yaşarsanız bu size de ayrı bir mutluluk verir. O yüzden şu andaki meclis başkanlığı görevimde yarım kalan yani bıraktığımız yerden bilirsiniz
bu dönemde izin aldık. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Ta ki görevimiz bitinceye kadar. Ondan sonra da tekrar değerlendireceğiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Kameraları... Sesini... Kameraları çekersen fotoğraf çıkacak.